Her gece hayal kurduğum bir olaydı bu. Yani gerçekten hayal kurunca olabilecek şeyler bunlar. Gece yatmadan önce desem, gece yatakta sürekli uyumadan önce sağa sola dönüp düşünürüm maçı. Yani bu maçı da öyle düşündüm. Isınırken bile dedim ki inşallah oyuna girerim dedim, skora katkı ederim dedim. Ve öyle de oldu yani. Hamza Hoca da hiç beklemiyordum oyunu alacağını. 88'de oyuna girdim ve hala istekliydi Hamza Hoca. Bir şeyler yapabilirsin, gir oğlum, gayret et, çabala dedi. Ve girdim, Allah'tan nasip etti golü. İnşallah tüm kardeşlerim bu duyguyu tadar. Gençlerbirliği altyapısı gerçekten inanılmaz bir derecede çok iyi. Yani ben 14 yaşından beri hem tesiste kaldım hem burada eğitim gördüm. Yani Gençlerbirliği canımdan bir parça diyebilirim. Ya mesela düştüğümüz sezon ben geceleri falan düşünüyordum. Burada çalışan ablalar, abiler ne yapacak? İşten kovulacak mı? Şu mu olacak mı diye. Yani buradan başkana da ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hiçbirini işten çıkartmadı, ekmeğinden etmedi ve biz tekrardan Süper Lig'e geldik. İnşallah bir daha oraları görmek istemiyoruz. Bu sezonda iyi bir yerlerde bitirmek istiyoruz daha. Gerçekten aile ortamı oldu burada. Antrenmandan önce herkes birlikte beraber tutaşlar, ayak tenisleri, herkes beraber birlikte oluyor. Ya Hamza Hoca bu duyguyu yaşattı takım içinde. Yani başkanımız, yönetim kurumumuz her cuma maçtan önce her zaman yanımızda oluyor, her hafta maçlardan önce. Yani burada aile ortamı olduğunu düşünüyorum ve ilerleyen zamanlarda inşallah daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum. Yani gerçekten kendi açımdan da çalışmam lazım. Daha çok çalışmam lazım. İnşallah forma şansı buldukça da iyi değerlendirmek istiyorum.